Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte kısa süre önce tanıtılan Oppo Reno 2'yi kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi Oppo geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Farklı ve ilginç modelleriyle bilinen bir marka. Biliyorsunuz daha önce bize Oppo Reno modeli gelmişti. Kamerasında güzel bir test yapmıştık. O videoyu merak edenler yukarıda çıkartacağımız linklerden hemen kutuya tıklayarak videomuzu izleyebilirler. Oppo Reno 2'de Reno'nun aslında tasarım anlayışını ve özelliklerini devam ettiren bir model olmuş. Şimdi şöyle açalım. Şuramızı şöyle poşetten çıkardık. Şimdi sizlerle birlikte kutu açılımını yapıyoruz. Kutudan çıkartalım Reno 2'yi. Bu arada bugün ayın 15'i, 15 Ekim 2019 Londra'da yapılan bir lansmanla tanıtılıyor. Yani telefon tanıtıldı aslında ama Londra'da bir etkinlik düzenlediler. Şöyle çıkartalım. Böyle güzel bir kitapçıkların bulunduğu bölüm var herhalde burada. Evet. Garanti belgemiz var bunun içinde. Başka bir şey yok. Telefonumuzu görüyoruz şu anda. Telefonu kutusundan çıkarmadan önce üzerinde bakın bir şeyler yazıyor burada. 48 megapiksellik quad kamera, yani dörtlü bir kamera var diyor. 5x hibrit zoom'umuz var. Ultra dark modu bulunuyor. Başka bakalım. Ultra steady video özelliği var. Titreşim engelleme yani. 6.5 inçlik bir AMOLED ekranımızın olduğunu söylüyor. SuperVOOC 3.0. Biliyorsunuz bu hızlı şarj teknolojisi. 8 GB RAM ve 256 GB depolamanın olduğu da yine üzerindeki jelatinde yazıyor. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim ben size telefonu tekrar. Üzerindeki yazıları vesaire görmez açısından. Arka tarafını çevirelim. Yine burada da NFC alanı burada olduğunu söylüyor. Yani NFC ile ilgili bir işlem yaptığımızda buraya dokundurmamız gerekecek. Açalım şöyle. Bu şeffaf jelatinimizi çıkardık. Şöyle kenara koyalım. Şu arkasındaki seri numarası vesaire bilgilerinin yazdığı plastik şeyde çıkardık. Şöyle şimdi arka tarafını çekeyim ben. Gördüğünüz gibi şu anda kameraları görüyorsunuz Oppo Reno 2'nin. İsterseniz önce kameralardan başlayalım. 1, 2, 3, 4'lü bir kamera dizilimi mevcut. 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. 13 megapiksellik telefoto ve 2 megapiksellik de siyah beyaz kamerası bulunuyor. Burası ilginç olmuş. Biliyorsunuz Huawei'nin P20 Pro modelinde de bir siyah beyaz kamera modülü vardı. Bu üründe de var. Bu özellikle renk dağılımında ve alan derinliği konularında vesaire de çok daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor ki ben çok beğenmiştim. O da ayrı bir konu. Burada bakıyoruz. Şöyle bir çıkıntımız mevcut buradan. Bir adet LED lambamız bulunuyor. Hemen arka tarafta yine. Bunun dışında arka tarafta başka bir şey yok. Oppo yazımız var. Şöyle bakalım. Şurada ne yazıyor onu okumaya çalışalım. Designed for Reno diyor. Yani Reno için tasarlanmıştır. İbaremiz de mevcut. Ön tarafı açalım. Telefonumuzu basalım düğmesine. Bakalım açılacak mı? Şu an bastım. Evet açılıyor. Telefon açılırken kutunun diğer içeriklerinde bir göz atalım hep birlikte. Oo, çok şık bir kılıf var. Şöyle bakalım. Şu kağıdını çıkaralım. Sert bir kılıf bu arada. Ama böyle dış yüzeyi sanki deri hissiyle gibi, deri hissiymiş gibi bir kaplamaya sahip. Yani deriymiş gibi ama deri değil. Fakat şu dikişler sanki öyle bir hissi oluşturmuyor değil. Bu arada iç kısımda plastik birazcık kalın. Çok sert değil. Hani çok sert değil ama dış kısmı yumuşak. Oldukça hoş bir tasarıma sahip bir kılıf çıkıyor. Type-C kablomuz standart olarak her zaman olduğu gibi burada çıkıyor. Type-C bağlantısı olduğunu anlıyoruz bu arada tabii ki. SuperVOOC destekli şarjımız böyle. USB şarjımız. Çok büyük değil, çok küçük de değil ama. Kulaklığımız. Kulaklığımız bu şekilde. Ve şurada da sim kart iğnemizi bile ayrıca bir tasarım olarak konmuş. Bu da güzel olmuş bence. Şimdi telefonumuz açıldı. Telefonumuzda hemen hızlıca ayarlarını yapalım. Şöyle ekranımızı da getirelim. Türkiye'yi seçmemiz gerekiyor buradan. Türkçe dedik. İleri. Tekrar Türkiye dedik. Devam ediyoruz. Şimdilik ağları eklemek zorunda mıyız? Yok. Atla diyebiliriz şuradan dedik. Devam dedik. Kabul ediyoruz. Katılmayalım. Hayır teşekkürler dedik.
kabul et dedik. Diğer ve diğer kabul ettik. Parmak izi, ekrandan parmak izi okuma özelliğimiz mevcut. Bunu istemiyoruz şimdilik. Atla diyelim. Atla diyelim. Devam diyoruz. Devam diyoruz. Yeni bir telefon olarak ayarlıyoruz. Color OS olduğunu söyleyeyim. Şimdi telefonumuz açıldı. Ben birazcık teknik özelliklerinden bahsedeyim isterseniz. 6.5 inçlik AMOLED bir ekranımız var. 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran. Telefonumuzun ekran gövde oranı ise %93.1 gibi oldukça yüksek bir değer. Telefonun ön yüzünde Corning Gorilla Glass 6 koruması bulunurken arka tarafta, az önce göstermiştik, çok da şık bir arka yüzü var bu arada, Corning Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor. Bize gönderilen modelde 8 GB RAM ve 256 GB depolama mevcut. Qualcomm Snapdragon 730G işlemci kullanıyor. Adreno 618 GPU, Color OS 6.1 arayüzün olduğunu da belirtelim. Bu arada fark ettiyseniz şu anda ekranda bir kamera deliği falan görülmüyor. Tahmin ettiğiniz üzere kameramız Oppo Reno'da olduğu gibi, şöyle göstereyim, şurasını kaldırayım, şöyle bir netlik yapalım. Üst yan yüzde köpek balığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış. Şöyle bir açalım. İsterseniz hemen de kameramızı da gösterelim. Şu an kameramız burada bulunuyor. Ön tarafta geçtiğimiz anda şimdi kamerayı göreceksiniz. Hatta beni görüyorsunuz. Tekrar kapatalım. Aynen Oppo Reno'da olduğu gibi köpek balığı yüzgeci adı verilen bu kamera üst yan yüzde yer alıyor. Diğer özelliklerine devam edecek olursak, az önce söyledim 48, 8, 13 ve 2 olmak üzere dörtlü bir ana kameramız bulunuyor. Bu ana kamera 5x hibrit zoom, 20x'te dijital zoom özelliği sunuyor. 4K 30 FPS video kaydedebildiğini söyleyeyim. Üst yan yüzdeki kameramız ise 16 megapiksel çözünürlükte geliyor ve Full HD 30 FPS özelliğine sahip. Yani video kaydedebiliyor Full HD 30 FPS'de. SuperVOOC 3.0 desteğiyle geliyor. Bu şu anlama geliyor şarj olarak söyleyeceğim. 30 dakikada %51 şarj ediyoruz. Telefonumuzun pili ise 4000 mAh gibi oldukça yüksek bir değer. Alt kısmı bakalım isterseniz. Şöyle çevirmiş olalım. Alt kısmında USB Type-C bağlantısını görüyorsunuz. Ama kulaklık çıkışımız da var. Bence bu güzel. 3.5 mm'nin devam ettirilmesi hoş olmuş, güzel olmuş. Bunun dışında yan tarafta, sol tarafta, hemen solda şu anda görüyoruz, ses açma kapama tuşlarımız mevcut. Sağda da power tuşumuz bulunuyor. Bunun dışında başka bir böyle bir hani bağlantı vesaire gibi şeylerimizin de bulunmadığını belirtelim. Şöyle her bir yanını da göstereyim. Bu arada sağ yan yüzde sim kart yuvasının da sağ yan yüze konumlandırıldığını belirtmekte fayda var. Oppo Reno 2 güzel bir telefon olmuş. Bu arada bugün Londra'da lansmanı yapıldı ama şöyle bir durum var. Türkiye'de ürün piyasaya sürüldü. Ürünün Türkiye fiyatının 5.599 TL olduğunu da belirtelim. Yüksek mi? Açık söylemek gerekirse telefon fiyatları artık çok yüksek ne yazık ki ülkemizde. Ama hani sunduğu özellikleri, özellikle ben kamerasından çok beklentim yüksek, onu söyleyeyim. Kamera özelliklerine baktığımızda fiyatının nispeten yani bir tık makul olduğunu söyleyebilirim. Ama artık zaten böyle amiral gemisi dediğimiz telefonları 5.000 liradan aşağı almak teknik olarak pek mümkün olmuyor. Zaten vergiler vesaire üzerine konduğunda çok ciddi bir vergi oranı var. Bunun tabi bayi karı, işte servis hizmetleri vesaire gibi etkilerini de üzerine koyduğunuzda rakamlar ciddi anlamda yükseliyor. Biz detaylı bir test yapacağız Reno 2 için. Hatta işte galeride hazırlayacağız çektiği fotoğraf örnekleri, kamera örnekleri vesaireyi. YouTube kanalımıza abonesiniz diye tahmin ediyorum. Değilsiniz, abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.